Bize çiçek. Aman da feza saksı sular, saksıda bir çiçek yetişmiş. Fezada çiçeği hemen yolar. Yetişme çiçek yetişme, feza amcalla tepişme. Ne diyorsun Feyyaz abiye? Ben ne dediğimi biliyor muyum Feza? Bütün gün uzayda vallahi dakikada 3 beste yapmaya başladım. Dönünce türkü fabrikası açacağım herhalde de. Zahir, sen ne suluyorsun? Mekke'ye binmeden merkezin dolabında tohumlar bulmuştum, onları ektim şimdi. Çiçeğin büyümesini izleriz abi, böyle vakit geçer. He, vallahi süper düşünmüşsün Feza. Bir hafta boyunca böyle toprağa bakarız, çiçeğin milim milim büyümesini izlerken kafayı üşütürüz, tam oluruz ha. Anam! Allah! Bak abi! Bir hafta beklememize gerek kalmadı. He? Ne haber? Kalmadı gerek. İyi de şimdi ne işe yaradı peki? Hani izleyecektik, vakit geçecekti. Al, büyüdü, dana kadar oldu. Hayrını gör Feza. Haydi, niye kızıyorsun abi? Anlamadım ki. Ne güzel çiçek işte. Hemen de bıdı bıdı. Bıdı bıdı çiçek çiçek. Anam, ne oluyor lan? Ne oluyor? Abi bu beni yemeye kalktı. Lan senin ekeceğin çiçek o kadar olur Feza. Ne yapacağız oğlum şimdi bunu? Kışt kışt. Hadi lan hoş hoş. Allah'ım ya, ne çiçeği abi ki bu? Ya kıt zekalı Feza çiçeği bu Fezacığım. Bazı kitaplarda merkezde bulduğun her şeyi ne alıyorsun şapşilik diye de geçiyor. Ben kısaca Allah cezanı versin Feza diyorum. Ya ben ne bileyim abi ya. Dur tamam, ağlama Feza ağlama. Alo pıh pıh merkez pıh pıh. Gene ne var tamam. Merkez bak, bazen bizi sevmediğinizi düşünüyorum ha. Sevmiyoruz zaten be. Tamam. Hadi çiçeği sor çiçeği. Heh çiçeği. Merkez bu bize verdiğiniz çiçek manyak çıktı manyak. İyi çiçek verelim size be. O kadar da zevksiz değiliz. Tamam. Şimdi bu şapşilik Feza sizin oradan tohum almış. O tohumları ekip suladı, dana kadar bir çiçek çıktı. Ne? Buradaki çiçek tohumlarını mı aldınız? Aman Allah'ım, olamaz olamaz. Lan ne oldu pıh pıh? Lan Feza oğlum, merkez panik atak geçiriyor. Merkez bu kadar tırstıysa bizim halimiz nicedir? Alo pıh pıh, merkez ya, durum çok mu vahim? Bizi yalnız bırakın, bunu hazmetmemiz lazım. Tamam. Anam kapattı oğlum. Ne yapacağız abi? Bunu dışarı çıkaralım bari Feza. En azından bizi yemesin. Etrafta uzaylı muzaylı görür, onları yediririz ha, doyar. Abi nasıl çıkaracağız peki dışarı? Sen arkasından dolaş, ben iple bağlayacağım. Şimdi birkaç uzaylı yediririz buna, karnı doyar. O zamana kadar da merkez ne yapacağımızı bulur. Abi, Beyaz abi, vallahi çözüm insanısın abi. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum abi. Ama ben sen olmasan ne yapardım biliyorum Feza. Aklım başım yerinde olurdu, huzurlu olurdum bir bakıma. Aşk olsun abi ya. Bak, bir, iki, üç deyince çiçeğin ağzını açacağım, sonra kaçacağız. Tamam abi. Alo, burası merkez, ses verin, tamam. Neredesiniz be? Tamam. Oğlum bak, uzaylı. Tamam neyse, beni dinleyin. Biz boşuna panik olmuşuz. O çiçek tohumları insan yiyen bitki değilmiş. Bizim uzaylı yiyen bitkilerdenmiş. Ama çiçek henüz deney safhasında. Yani sakın onu uzaylı yedirmeyin. Akşama çiçek küçülüp yok olacak zaten. Tabii uzaylı yedirirseniz o zaman ne olur bilmiyorum. Ha, bu arada bizim bir tohumu daha almışsınız. Bak onu sakın, sakın, sakın ekmeyin. Anladınız mı? Tekrar ediyorum. Sakın ekmeyin. Tamam. Oh be. Çok iyi oldu ha, iyi oldu. Oldu vallahi abi. Hem bak çiçek uzaylıyı yiyince ne kadar da sakinleşti değil mi? Vallahi öyle. Kuzu gibi oldu kuzu. Akucuk. Ana! Ne oluyor? Ejderha oldu bu. Abi, merkeze ne diyeceğiz? Vallahi ben bir şey demem Feza. Senin suçun sende. Of ya abi, abi bak ya. Bak bunlar merkezden aldığım öbür tohumlar. Bunları eksek, o çiçekten bir tane daha çıkar. Sonra onlar birbirlerini yerler ve kurtuluruz abi he. Ne dersin? Ne yaparsan yap Feza. Artık sana karışmıyorum ben. Tamam abi bak şimdi bak. Ekeceğim bunları. Bak vallahi olacak. Ne abi, niye konuşmuyorsun? Artık olacağına bıraktım her şeyi Feza. Konuşursam kötü şeyler diyeceğim. Allah senin cezanı versin emi Feza falan diyeceğim demiyorum yani. Peki abi, büyüksün, kralsın.